Arkadaşlar selamlar FIFA 2022'nin FIFA 2022'nin Official Career Mode trailerı çıktı. Yani kariyer modunun fragmanı çıktı. Bunu farklı kanallardan izlemiş olabilirsiniz. Benim kardeşlerim olanlardan da izlemiş olabilirsiniz. Ama benim belki biraz farklı yorumları olabilir diye bazı görmüş olduğum şeyler, dikkatimi çeken şeyleri biraz daha hakim olduğumu düşünüyorum. Özellikle o pro kulüpteki modun gelmesini biraz daha fazla açacağım sizler için. Hoş geldiniz. Bakalım kariyerimizde neler neler değiştirilmiş arkadaşlar. Burada genellikle kadınlara vurgu yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Mesela menajerde de kadın var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı zamanda şeyleri de gördük. Biraz ileriden de göreceğiz. Spiker olarak da bir kadın gelmiş. Bizim için en önemli olan şeylerden bir, bir tanesi de Create Your Club. Yani kendi kulübünü oluştur. Yani istersen diyor işte kariyere girdiğin zaman diyor istiyorsan diyor normal kulüplerle istersen kendi kulübünü oluşacaksın. burada çok detaylı bir şey var daha doğrusu derken can sıkıcı üzüldüğüm bir şey var onu söyleyeceğim size bakın formalarınızı seçebiliyorsunuz tamam çok Yo güzel be. evet burada logonuzu seçebiliyorsunuz ama pro, pro kulapsa var çünkü aynısı biz pro çok anladığımız için biliyoruz orada da bu özellik var ama ne yazık ki logonuzu dışarıdan desteklemiyor arkadaşlar mesela Pesteki gibi gidip de kendi logonuzu falan oluşturamıyorsunuz. Dışarıdan desteği asla kabul etmediği için FIFA. Tabii ki bu ilerleyen zamanlarda bilgisayardan oynayanlar için Çetin, çetin yapılabilir ama bilgisayarda da oynamayanlar için arkadaşlar. Yani PlayStation'dan oynayanlar için ne yazık ki logo bir USB bağlayarak falan filan yüklenemeyecek. Bu çok üzücü. Yani kendi kulübünü oluşturuyorsun. Mükemmel, harika, her şey çok güzel. Neden kendi logomuzu koymak olmasın? EA'in burada sunmuş olduğu birkaç tane logodan bir tane seçelim ki. Bakın mesela bunlar logolar bunlar işte arkadaşlar. Mesela böyle seçiyorsun. Hepsinde EA falan filan yazıyor. Bakın bakın mesela yandığı şey yok. Bu benim şu an çok yani keşke kendi logomuzu koymak olsaydı. Neyse. Evet burada stadyumunu kendi yap diyor. Kendi yine bir stadyum falan filan yapabiliyorsun. Stadyumunun renklerini falan filan değiştiriyorsun tribünlerinin falan rengini. Ama zaten bu arkadaşlar şöyle bir şey var. aynısı Ultimate Team'de var zaten. Ultimate Team'den buraya paslanmış. Şimdi stadyumlar çok güzel aslında burada baktığımız zaman ama e, acaba ilk dönemde şunu merak ediyorum. İlk kariyeri aç, kulübünü oluşturduğun zaman e, stadyumunu kendin o anda böyle iyi stadyumları seçebiliyor musun? Yoksa bu stadyumlar kilitli mi acaba? Peki bu stadyumlar kilitliyse her stadı seçemiyorsan e, acaba kulübün değerlendikten sonra falan stadyumunu yeniden inşa ettirebiliyor musun? Ya da stadyumda kilitler açılıp hani stadyumunu değiştirebiliyor musun? O çok önemli. Bravo whether you want to start off competing with the game's elite in the world's most famous leagues or rise up from Famous League diyor yani kadın ligi varmış arkadaşlar yanlış anlamadıysam Evet burada şampiyon <laughs> mesela Şampiyonlar Ligi'ni aldınız ya da herhangi bir şey oldu kupa aldınız yani daha sonra e şey soyunma odasına görüntüler gelecekmiş yani yani animasyonlar falan filan daha da değişik olacakmış onları söylüyor Evet burası önemli Bakın yeni kulüp oluştururken burada overall rating mesela kaç ratingli bir e, takım istiyorsun. Ee, işte yaşlı mı olsun kadrodaki işte iler nasıl olsun falan filan ve transfer bütçesi. Bu benim için şöyle bir şey ifade ediyor. Keşke Süper Lig ve ikincilik olsaydı. Yani yamaya ihtiyaç kalmadan ikincilik olsaydı 2. Lig'e takımımızı koyardık. bir yıldız yapardık ya da iki yıldız yapardık. 50 55'lik oyuncularla yepyeni bir kariyer yapardık. Gerçekten inanılmaz olurdu ama Süper Lig'in ne yazık ki birincilik yine yok e, bu bu senede. E, keşke olsaydı harika olurdu. Acaba düşünüyorum şimdi bu kafamda kariyerleri düşünüyorum. Acaba nasıl bir kariyer yapsam? Acaba ne yapsam diye şimdiden düşünmeye başladım. İlk deneyeceğim bu olacak tabii ki benim. E, kendi kulübünü oluştur olacak. Ama kendi kulübümüzü oluşturur. Direkt Süper Lig'e koymak biraz kötü olacak ya. Mesela mesela düşünseniz bir İngiliz olsanız Premier başka bir sürü lig var aşağılarda. O kadar keyif alırsınız ki Sifiker de İngilizce. Bu sene ne yazık ki yine e, ee, Türkçesi bir yine yok. Ve düşünsenize onlar bizim aldığımız keyfin e, kaç katını alıyorlar arkadaşlar. Düşünün yani kendiniz bir hissedin şu anda Türkiye Ligi'nin 3. 4. Ligi'ne kadar olduğunu düşünün. Türkçe spiker olduğunu düşünün ve e, Liginizi özel animasyonların olduğunu düşünün. Keşke burada bizim de böyle bir imkanımız olsa burada ne diyor mesela match rating diyor. Yani sanıyorum ki arkadaşlar burada maç içerisinde size görevler veriyor diye tahmin ediyorum. Çünkü yani maç görevleri diyor. Maçında yaptığınız görevlere göre demek ki daha fazla overall oluyorsunuz. Mesela atıyorum bu maçta aşıtma gol at falan filan tarzında. Ee, ve ona göre hızlı yükseliyor olabilirsiniz. Aa bak çok güzel. Burada şeyleri falan filan değiştirmişler sanıyorum. Ee, antrenmanları dur bakayım. Tamam. Ha diyor ki menajerle aranda diyor ne kadar bir şey var. E, ilişkin ne kadar iyi menajerle? Eee oyuncu geliş gelişme sistemi yani oyuncu nasıl gelişecekmiş onu gösteriyor. Burada arkadaşlar çok dikkatimi çeken taraf benim şu oldu. İşte zaten bu videoyu aslında çekmeyecektim. Çekme amacım da daha çok bu. Çünkü e, bu arada e, şeyin orada Juventus'un ismi niye yok? Yine şey olduğu için galiba Juventus hani e, isimsiz ya şu anda. insansız ya o yüzden Juventus'un ismi yok galiba. Arkadaşlar e, Pro Clubs'ta mesela bakın şurada bir şey var. Sağ alt köşte Player Grove diyor ve e, dikkat ederseniz e, 14'te mavi bir şeyin içinde 14 var. Yani Pro Clubs oynamayanlar onu bilmeyecektir. O yüzden ben aslında dedim ki şunu biraz daha iyi açıklamak için şu videoyu çekeyim dedim. Şimdi siz Pro Clubs'ta arkadaşlar... Ee, şöyle bir mantık var, hatta ben en iyisi gideyim pro klapse açayım öyle geleyim. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi şöyle göstereyim, burada bir oyuncunuz var ve burada oyuncu gelişimi diye bir mevzu var. Buraya girdiğiniz zaman bakın ben de şu anda sıfır yazıyor arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın oyuncu gelişimi e, yanında sıfır yazıyor, sıfır puanım var çünkü 89 uğurlu bir adamım var. Mesela diyelim ki bakın şöyle geliyorsunuz şöyle bir şey çıkıyor size şu an sıfır çünkü her şeyi dağıtmışım. Mesela nasıl bir oyuncu bu? Bu oyuncunun ben driblingine çok her şeyi vermişim bakın her şeyi vermişim. Mesela şunu iptal etmek istiyorum. Beceri hareketleri. Yani 5 skill değil de işte 4 skill değil de 3 skill olsun. Bakın sağ üst köşede 3 beceri puanı geldi bana. Mesela şunu da iptal ediyorum. Bakın 2 daha geldi 5. Bu beceri puanlarını arkadaşlar siz kendiniz oyuncunuzun nasıl bir oyuncu olmasını istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Mesela defansif bir oyuncu olsun ayakta müdahale bakın görüyorsunuz bunları veriyorsunuz. Dribbling burada ya da pasör bir oyuncu olsun. Yani çok dribblingi olmasın ama mesela bak pas odaklanması işte gelişmiş uzun pas ya da şutör olsun arkadaşlar. Mesela deyin ki mesela zayıf ayak mesela sağ ayaklıysa sol ayağını daha iyi kullansın. İşte burada plasa şut yani ayak içiyle vurduğu şutlar çok önemli. Burada bitiricilik bunların istediğini e veriyorsunuz o puanları. Ben tabii ki burada yapmış olduğum şeyleri tekrar düzelteyim çünkü benim oyuncum böyle değil. Şöyle bir oyuncu benimki. Bu puanları kendiniz dağıtıyorsunuz oyuncuya. Yani hani gelişim planı var ya bizim biliyorsunuz gelişim planı. Orada diyoruz ya işte açık format bilmem ne hani otom, orada şeyler var. neleri neyleri gelişsin diye. Burada öyle değil. Burada o puanları kazanıyorsun ve puanları kendin oyuncuna nasıl istersen öyle dağıtıyorsun. Ya bu oyuncum çok yavaş. Ben bunu biraz hızlandırayım. Hızlanmaya vereyim. Bu oyuncum işte çok hızlı ama driblingi çok az. Biraz hızlanmadan alayım, driblinge vereyim tarzında. İnanılmaz hoşuma giden bir şey olmuş. Çok beğendim onu. Yani bu arada koskoca FIFA'nın da çok büyük hata yaptığını düşünüyorum. Sen o kadar elinde lisanslı takımlar varken gidip şuraya, şu trailer'a niye Barcelona şey Juventus koyuyorsun ki? Yani şu anlamda söylüyorum. Juventus sende lisanssız. Neden Juventus koyuyorsun oraya? Lisanslı takım koysana. Hem sen de olmayan takımın reklamını yapıyorsun ya çok ilginç. Devam edelim. Bir dakika aynen. XP kazanıyorsunuz diyor antrenmanlardan ve şeylerden. Bakın aa, bu da çok hoşuma gitti. Bu da harika. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de buydu. Oyuncu hemen çok hızlı bir şekilde gelişemesin diye bazı şeyler kilitli arkadaşlar. Mesela siz işte şutu açıyorsunuz bitiricilik şut uzaktan şut falan ama plasa şutu size vermiyor diyor ki. Ya sen önce diyor mesela atıyorum 20 tane gol at. Onu attıktan sonra seni plasa şutunu açacağım. Çok iyi bir şey bu. Skill Points'lere göre diyor bak. Gördünüz mü? Sizin diyor kendinize göre en iyi oyuncu kendiniz yaparsınız. Evet level geçmeden diyor bazı şeyler açılmayacak. Harika. Ha bu da önemli arkadaşlar. Bu da başlangıçta size bir tane veriyormuş sanıyorum. Daha sonra 3 tane oluyormuş. Maça göre değiştirebileceğiniz ya da sürekli seçebileceğiniz şeyler. Mesela bakın şurada bir ciğer var. Görüyor musunuz? İkinci sıranın dördüncüsü. O ciğer mesela şu an kilitli. E, gösterebiliyor muyum size? E, şu. ha gösterebiliyorum. Şu arkadaşlar ciğer. Mesela bu proklapsta da var. Bu ne arkadaşlar? Bu şu işe yarıyor. Mesela diyelim ki stamina'nız var. Stamina'nızın e, pro, 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 proklapsta öyleydi. Stamina'nızın mesela %100 diyelim başlıyorsunuz. Ve %10'a geliyor. %5'e geliyor. Ama yenemiyorsunuz. Galip değilsiniz. Ya beraber yavaş ya da e, mağlupsunuz. O zaman dakika 70'ten sonra size bir %30, %40 stamina yeniden veriyor. Bu buna yarıyor mesela. Ben bunu e, Pro Club's'tan biliyorum. Mesela uzun taş falan filan kesim vardır burada. Uzun taş falan filan vardır. Staminalar var. İşte bu gördüğüm güç var. Ve şut var arkadaşlar. Zaten burada kendisi şut aldığı için şutu gösteriyor kendisi. Bakın. Şutu almış. O maçta şutlarınız çok daha iyi gidiyor. Yani maçın skorunu değiştirebilirsiniz falan filan diyor. Player kariyer yani player kariyerinde oyuncu kariyerinde oyuncunun animasyonları falan filan biraz değişik değişilmiş falan filan. Soyunma odasında daha fazla işte görseller falan filan eklenmiş oyuncu kariyerine. Az önce söylemiştim size hani kadınları daha ön plana çıkartmışlar diye bir de kadın spiker gelmiş onu söylüyor. We can't wait for you to live evet bakalım f 22 nasıl olacak heyecanla biz de bekliyoruz. Umarım güzel bir e, oyun çıkarttılar bize. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.